Depremin merkezcisi Elbistan'dan geliyoruz. Elbistan yerle bir oldu. Şehrimizi böyle bir şeyle görmek bizi, hepimizi çok üzdü. Evlerimiz yıkıldı. Yani ama Allah devletimizden razı olsun gerçekten. Bizi buraya KYK yurduna yerleştirdiler. Şu an gayet iyi bakılıyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz. Yardımlarınız için de tekrar teşekkür ederiz. Çok şükür ölüm yok bizde de ama komşularda var. Çocukların bir iki tanesi enkaz altında kaldı ama onları çıkardık. Ve arabamıza binip Türkiye'ye doğru ilerledik. Hizmet burada insanlar gerçekten çok samimi, çok sevecen davrandılar. Misafirperver insanlar. Çok teşekkür ederiz onlara. Yurtta kalıyoruz gördüğünüz gibi. Hiçbir ihtiyacımız yok durumda. Yani bütün ihtiyaçlarımız karşılandı. Ama ne de olsa gene endişe içindeyiz. Yani bugün burada 3 gün kalırsın, 5 gün kalırsın. Sonumuz ne olacak bilmiyoruz. Benim evim yani tam çök, yani yıkılmadı da ama yer yapmış yıkılacak. Bana mesaj geldi. Yıkılması gerekiyor. Ya yani evin içine girilecek şekilde değil, hiçbir şey de çıkaramadım. Birinci kat yerle bir yerin altına geçti. İkinci kat bir oldu yani. Kapıdan çıkmak istedik ama kapı diye bir şey yok. Pencerelerden atladık hep. Biz burada rahatız. Çok rahat ettiriyorlar. Gerçekten çok güzel. Ama önemli olan biz bundan sonra ne yapacağız? Belirli bir süre burada kalacağız. 5 ay olsun. İsterse 1 yıl olsun. Sonuçta bundan sonra ne yapacağız? Önemli olan o. Oradaki. Yani tarif edilemez. Yaşamak lazım. Yani İnan, kıyamet derler ya, cehennemin ta kendisi. %90'ı. Bak hem evler yıkılmış, yağmur yağıyor, başını sokacak bir yerin yok, çatı diye bir şey yok. Çatı altında kalamaz zaten. Kaldığın anda düşecek, yıkılacak ve öleceksin. Yani,